Arkadaşlar parkımızı çektik. Şu an kabak yemesi de yapacağım. Evet anne, Onu da göstereceğim kullanabilirsin. size. Çekeceğiz, yapacağız. Domates, kabak, tavuk eti yapmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar. Kabakımız doldu. Böyle kabakımız tane taneydi. Böyle yaptık arkadaşlar. Şöyle. Sonra böyle küçük küçük doğrayacağız onları. Sarımsak koyacağız. Acı biber, karabiber, domates. Zaten gösterdim arkadaşlar size. Tuz eklerim. Tuzum 1 saat tuz içinde kalacak. Sonra güzelce sıkacağız. Ne sıkacağız? Etimizi yani kızartacağız. Sonra kabak koyacağız. Eski zamanda böyle yapıyorlardı. Bazen içi koymuyorlar. Ben içini koyacağım. Eski zamanda iç koymuyorlardı. Ta kabakları böyle yapıyorlardı. İçleri ayrı yapıyorlardı. İstersen öyle de yapabilirsin. Nasıl yani? Ben anlamadım. Hı-hı. Ben anlamadım. Oğlum bak eskide içi diyorum ayrı yapıyorlardı. Kabakları da böyle ayrı. Nasıl? İşte ben içi de koyuyorum. Öyle seviyorum. Böyle içini dışları koyuyoruz. Evet. Dişi içi ayı yapıyorlardı. Ben ikisi aynı yapıyorum. Beraber yapıyorum. Aynı ikisi de beraber seviyorum. Kabak sağlıklı diyorlar arkadaşlar. Fazla yapmıyorum ben. Her sebe sağlıklı. Zaten etli olmasa işim yemiyor. İçine et de koyuyorum. Süt olmasa? Ne? Yemez baba. Ben yerim. Evet, tamam oğlum. Gibi bu kadar su çıktı. Ha? Bir dur kızım ne? Ha? Bu kadar su çıktı içinde tuz koymuştum. Zaten size göstermişim. Sonra böyle güzelce sıkacağız. Su içinde kalmasın. Suya kalırsa ne olur? Şişer. Suya kalırsa ne olur? Oğlum desen dur. Yağ su çıkar. Yok yağ değil de. Böyle suyu gittiği zaman tabii tadı güzel oluyor. Tat gidiyor anladım. Tadı güzel oluyor. Tamam tadı gidiyor. Anne kolay mı? Fazla sulu olmasın diye söyledim. Bu anamla böyle yapıyor arkadaşlar. Ben de ondan öğrenmişim. Anne kolay mı? Bu anamın hatırası. Annesi Antalya'da. Evet benim onum Antalya'da arkadaşlar. Özlemişim onu. Bir gün gitmeyi düşünüyoruz. Da hepsi. Bir gün gitmeyi düşünüyoruz. Sıkıntı olsa işe. Bir sene falan. Gelen olmuş anne. Ne? Gelen. Bayağı su çıkmış. Böyle içinde erimezler. Böyle güzel tamam tamam kalıyor arkadaşlar. Ay tatiline bakayım. Anne. Bizim aldığımız var. Sen almıştın, baban da biraz almıştı. Ben çok kim getirmiştim ama ben. Baban çok getirmişti çok. Babam? İki tane yapmamışım daha çok. Tamam oğlum. Arkadaşlar biraz tuz döküyorum. Bunları almış. Bunları da yaparım. Küçük küçük yaparım. Şazan çünkü böyle şazmaz kalmış. Onu size göstermek için arkadaşlar. Böyle size göstereyim. Sonra onları da yapacağım. Tezi doğrayacağım onları da. Böyle arkadaşlar tuzlatacaksınız siz de. Bir saat böyle kalacak. Sonra böyle güzelce sıkacağız. Su çıkacak. Kızartacağız. Şarjım olursa onu da gösteririm arkadaşlar. Onu git şaza koy telefonu. Onu da yapacağım böyle. Tamam oğlum sen git. Evet arkadaşlar sarımsağımızı ezdiriyoruz. Kabukları soyduk. Yere basıyorum. Neden? Ama benim şey diğeri de var da. Ama bunu yapıyorum. Çabuk olsun. Burada yavaş olsun. Ama ne varsa ben ondan yapıyorum arkadaşlar. Bardak olur. Yani böyle sarımsak ezdirme şey var bende. Bende de var.
Ama dedim acele olsun, ben bunu yaptım. Burada hazırdır, aldım, dudakla yapıyorum. Çekil hat dedim, çekil dedim insan. Önce bacağına güzel basacaksın, sonra da böyle vuracaksın arkadaşlar. Sarımsağımızı ezdirdik. Tamam oğlum, şu an o yeter. Evet, domatesimiz pişti. Karabiberi koydum. Acı biber. Su kalmadı üstüne. Hepsi suyu bitti domatesimizi. Güzelce domatesimiz kızardılar onlar da. Zaten tuz koymuştum. Tuz bir daha eklemedim. Tuzu yeterdir. Böyle şöyle yaparız. Yani kabakına biraz tadına bakabilirsin arkadaşlar. Yani tuz az olsa yine koyabilirsin ama benimki tuzum tamdır. Tamam oğlum, o yemek. Etim de güzelce kızardı arkadaşlar. Onu da önce yıkamıştım. Sonra kızarttım. Domatesimi eklerim. Sarımsağı eklerim arkadaşlar. İstersen sarımsak sevmezse soğan koyabilirsin. Sarımsağı biz seviyoruz. Ben onun için soğanı koymadım. Annem abla çay yapacak. Bir çay da yaparız arkadaşlar. Böyle güzelce kaynasın onu. Ortam ağzını kapatacağım. Kapat anne. Tamam oğlum. Burada kaynasın. Arkadaşlar böyle güzelce kızarsınlar. İstersen yumurta da koyabilirsin. Bazen ki yumurta da koyuyorlar. Eski zamanda anamalar koyuyordu. Ben koymuyorum şu anda. Hep koymuşum. Salça koyabilirsin. Anne, akşam yemeğimiz ne? Ben domates koydum. Anne, akşam yemeğimiz ne? Kabak. Böyle güzelce arkadaşlar kızarsınlar. Yani ben yeteri kadar tuz koydum. Göz kararı koydum. Siz de böyle üstüne dökeceksin. Yarım yemek kaşık olsun. Evet. Tuzunuz. Göz kararı ben koydum arkadaşlar, yine söyleyeyim. Az olsa sonra yine koyabilirsin. Arkadaşlar kabaklarımız güzelce kızardılar. Altında hiç su kalmamış. Çok güzel olmuş. Benim kızım tadına bakacak. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yemeği ben tatıyorum. Evet, buradan çok güzel bir görünüşlü yaptık. Suyumu içimi böyle susadım. Evet, susadın her türlü güzel. Tadıyorum. Aa, domates. Çok değerli domatesim. Aslında bir sürü domates var ama neyse, bana bir kasa götürdüm. Neresine tuttum? Böyle yiyeyim tatacağım. Bakın arkadaşlar, çok güzel olmuş böyle. Harika ve muhteşem hocam, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Arkadaşlar size tavsiye ediyorum. Siz de yapın. Gerçekten çok güzel olmuş. Arkadaşlar bakın. Domates içinde de var. Dışında da. Sırf güzel olsun diye yaptık. Tadına bakacağız burada. Arkadaşlar bizi takip edip de yorum atmayı, tabii her zamanki gibi abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, gerçi annem sizin için çok uğraşıyor. Gerçi annem hak vermeniz lazım. Çünkü çok uğraşıyor ve çok emek veriyor bu kadar eşyaya. Siz de biraz onu, birazcık siz onunla aboneleri çoğaltmanız lazım. Sizin de biraz yardımcı olmanız lazım. Bu kadar yani bugünlük. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Biber diyeceğim. Siz de deneyin, siz de yapın. Umarım beğeneceksin arkadaşlar. Çok benim güzel tadı olmuş. Güzelmiş.